İyi günler çocuklarım. Matematik dersindeyiz. 4. sınıfların şimdi açılara geçiyoruz. Açının belirlenmesi ve isimlendirilmesi diyor. Ezgi ile Emre'yi geçen yıldan hatırlatıyor bize. Ezgi sınıfta gördüğün açılara örnek verebilir misin diyor. Tabii ki Emre diyor. Sıranın ayağı ile zemin arasındaki, panonun kenarı ile arasındaki açı örnekleri gösterebiliriz diyor. Ve hemen aşağıda kendileri de yapmışlar, vermişler. Buraya da bakıyoruz. Şimdi Mert arkadaşı Mustafa'nın evine ders çalışmaya gider. Kapı açıldığında aralık kısmından önce Mustafa'nın annesini, kız kardeşini ve köpeklerini görür. Kapı daha çok açılınca Mustafa'yı, Mustafa'nın babasını ve erkek kardeşini de görür. İlk açıldığında zaman kapı ile duvar arasındaki küçük bir açı vardır. Yani aralık diyebiliriz. Değil mi? Geçen yıl bunu aralık olarak okumuştuk. Aralık diyebiliriz. İlk açıldığı zaman kapı ile duvar arasındaki küçük bir açı vardır. Daha sonra az, daha az kişi görünür. Sonraki açılışta ise daha açı büyür ve görüntü daha da genişler. Şimdi buraya bakıyoruz. Az açıldığı için bu darı görüyoruz. Kapı biraz daha açılınca diğerlerini de görmüş oluyoruz. Yani aralık demek oluyor zaten açı. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Zaten geçen yıldan da biz bunları ne yapmıştık? incelemiştik. Şimdi ilk olarak başlıyoruz hemen. Evet, açı hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Sıranın bacağı ile yüzeyinin buluştuğu köşede, mesela burası ile burası gibi düşünün. Sonra makasın uçlar arasındaki, evet, burası ile burası gibi bir açı oluşturuyor, aralık yani. Sonra akrep ile kovanın arasındaki, mesela burası bir açı oluşturuyor. Bunlara diyor, bunlar diyor örneklerdir diyor. Açı karşımıza çıkar diyor. Hemen devam edelim aşağıdaki yer alan açı ölçeklerini inceleyelim diyor. Evet bakıyoruz burada mesela bir ışın var bir ışın daha var. Çıkış noktası belli. Sonsuza kadar gidene ışın diyorduk biliyorsunuz. Buradaki aralık açı. Buradaki aralık açı. Buradaki aralık açı. Buradaki aralık açı. Bir açı. Buradaki farklı bir açı. Evet burası biraz daha dar. Bakın bazıları dar bazıları geniş olarak gözüküyor. Mesela bu geniş bir açı. Bu genişe yakın. Dik açı. Dik açı dar açılar var gördüğünüz gibi. Bunlar bu şekilde de adlandıracağız ama öncelikle siz burada sadece açı olup olmadığını görmeniz yeterli. Hemen şurası var, burası önemli çocuklar. İki ışının kapalı uçlarının birleş kesişmesiyle oluşan açı denir. Işınlar açının kenarları kollarını oluşturur. Işının kesiştiği noktaya köşe denir diyor. Yandaki de diyor hem bunu çizersiniz hem de bunu ne yaparsınız? yapabilirsin. Bunu mutlaka çizip yapmamız gerekecek. Buraları ben şimdiden çiziyorum ve şimdi size anlatmaya geçiyorum. Şimdi iki ışının kapalı uçlarının kesişmesiyle yani iki tane ışın var. Kapalı uçlarının kesiştiği yere köşe denir dedik zaten. Ve bu aralığa açıklığa da açı denir diyor. Işınlar açının kenarlarını kollarını oluşturur. Evet şu kollarını oluşturur. Işının Iş, kesiştiği noktaya da köşe denir dedik. Yanda görülen açı EG ve EO. EG ve EO ışınlarının kesişmesi sonucu oluşmuştur. İkisi burada kesişmişler. Yani birleşmişler. Böylelikle ne açısı oluşmuş? Buraya da kesiştiği yere de E ismini verdiğimiz için E açısını E noktası yer almaktadır. Buna da E açısı diyeceğiz. Açılar köşe noktalarına karşılık gelen harflerle adlandırılır. Yandaki açı E açısıdır. E açısında böyle üzerine bir tane şapka yaparak ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Açı kendisini oluşturan köşe ve ışınların, ışınların ile de adlandırılabilir diyor. Burayı da yazalım. Ve bu da GEO açısı. Bak GEO açısı, OEG açısı ikisi de aynı şeyi söylüyor. Yani ister OEG de ister GEO açısı de fark etmez. İkisi de aynı şeyi anlatıyor bize. Bu şekilde ne yapacağız? İsimlendireceğiz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız yaptıkça örnekleri. Aşağıdaki açı ve adlandırmaları inceleyelim diyor. Mesela burada Köşesi B. Değil mi? Açı da burada tam. Kesiştiği yerde. A, B, C yani ya da A, B ışını da B, C ışını kesişmişler. Bir açı oluşturmuşlar. B açısını oluşturmuşlar. Evet. A, B, C A, B, C açısı ya da C, B, A açısı olarak ne yapıyor? Gözüküyor burada. Şimdi diğer bir açı var. Burada da P, R ve e, ışınıyla SR ışını kesişmişler. Kesiştikleri yere R demişiz. Burada bir açı oluşturmuşlar. Görüldüğü gibi aralık oluşturmuşlar. Buna R açısı diyoruz. Ama bunu okurken de PRS açısı ya da SRP açısı diyoruz. İster oradan okuyun ister buradan okuyun. Evet, devam edelim. Hemen etkinlik var. Sonra da çalışalım kısmı var. Çalışalım kısmına geldik. Ben bunu hızlı hızlı yap. Bir tanesini kendisi yapmış. Size demiş ki mesela DCV V açısı hangisidir demiş. Burada onu bulacağız. Ayı hangisindeymiş bakalım. Evet D. Burada o kadar koymuşlar ki. Evet. DCV açısı en alttaymış. Yani buradaki DCV açısı ayıya gidiyor. Bunun yanına ben ayı diyorum mesela. Böyle isimlendirelim. Sonra BYZ açısı bak kırmızı olarak BYZ kimde BYZ Evet BYZ açısı da inekte. Bunun yanına da inek yazıyorum. Şöyle Böyle de yapabilirim. Böylelikle görmüş olursunuz. Bu da inek bek ediyoruz. Şuradan devam edelim. PAT PAT açısı Evet PAT Burada sadece A açısı olarak da gösterilebilir. Ama onu yazmamışlar. Onu da biz yazacağız o zaman. Hemen şuraya P A -T açısı dedik. Şöyle şunu da ben yazayım. CBR CBR var mı? CBR de yok. c CBR açısı. Sonra PRS diyor. Buradaki P açısını göstermiş sadece. Onun için de bunu da bu şekilde yapabilirim. Sonra buradaki file bakıyorum. REM diyor. REM de fil de burada. Bunlar zaten kırmızıyla göstermiş. Sonra D açısı var diyor. D açısı da bakın timsahinki burada. İster o şekilde gösterin ister bu şekilde gösterin. Sonuçta siz bu açıyı göstermiş olacaksınız diyor. Burada da mesela A açısı diyor. A açısı yine buna getiriyorum. Gördüğünüz gibi ona da ona getirdim. O da o açısı. A açısı da burada. O da orada onu göstermiş. Hemen burayı hızlıca ne yapıyorum? Geçiyorum şimdi şurada da bir örnekler var. Aşağıda ışınları ve açıları isimlendiririz. Hem isimini veririz diyor. Sonra da yazınız diyor. Hemen ben şuraya mesela bu A ışın olsun. Burası B kesiştiği nokta olsun ve C olsun. Ne yapacağım? A, B, C açısı ya da tersten C, B, A C, B, A açısı ya da B açısı şeklinde isimlendirdim. Buraya gelince bakalım. Buraya da ne diyelim? V, Y, Z diyelim. Burası V, Y, Z açısı. Ya da Z, Y, V. Bu sefer harflerin yeri değişiyor. Sadece açı işaretini koyuyorum. Ya da sadece Y açısı şeklinde de yazabilirim. Buraya da herhalde ismini yazdıracaklardır. 3 tane, 4 tane gerek yok. Burada da hemen ne yapalım? Ee, diyelim ki D, E, F olsun. Hemen D, E, F açısı. Ya da F, E, D açısı diyorum. Böylelikle ne yapıyorum? Bir de E açısı olarak da gösterebilirim. Sonuçta her şey aynı onları gösteriyor. Şimdi buraya da bir isim verelim. Buraya da K... L ve M olsun. K, L, M. M nerede? Açı. Açı neredeyse, hangi harfteyse biz oraya şapkasını koyuyoruz. Açı işaretini koyuyoruz. Ya da M, L, K diyoruz. Açısını şapkasını Ya da sadece L açısı olarak da gösterebilirim diyorum. İyi günler diyorum. Açı ölçümünü daha sonra göreceğiz. Diğer ders anlatacağım. İyi günler diyorum. Abone olmayı, bildirimler açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.